Bizim yeganə bu konferansda xanım məruzəçimiz Aysu xanım molaya söz verək. Aysu xanım bizə həm Türkiyədəki bu koronavirusla mübarizə dönəmi, yəni bu sürəclə ilgili Aysu xanım bizə bilgilərinizi verəsiniz. Həmçinin də bizim konuşmacılarımıza hər hangi bir sualınız olursa, sorunuz olursa onu da bizim dəyərli millət vəkillərimiz cavablandırmağa hazırdır. Türkiyəyə bir daha Gəncədən, Azərbaycandan salamlar və sizi dinləyirik. Buyurun Aysu xanım. Öncelikle böyle bir konferansa beni davet ettiğiniz için, davetiniz için çok minnettarım. Teşekkür ediyorum. Ben dikkatle Musa Bey'i, Babak Bey'i, Sultan Bey'i ve Cavit Bey'i dinledim. Çalışmalarınız çok başarılı ve güzel. Ben de bir gazeteci olarak Türkiye'de COVID pandemi sürecini çok yakından takip ediyorum ve bununla ilgili haberler yapıyorum. Musa Bey'in dediği gibi sosyal mesafe oldukça önemli. Babak Bey de kronik hastalıklara dikkat çekti Sultan Bey ile beraber. Hepsini dinledim burada. Cavit Bey de yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Ben de bunlara ek olarak Türkiye'de süreç nasıl işliyor? Biraz bundan sizlere bahsetmek istiyorum. Sesim geliyordur umarım. Öncelikle diliyorum ki hem Can Azerbaycan hem de Türkiye bu süreçten, koronavirüsünden kısa sürede galip gelecektir inşallah. Bu hususta özellikle sosyal izolasyon ve sosyal mesafe çok önemli. Özellikle vatandaşlara büyük görevler düşüyor. Siz istediğiniz kadar parlamentoda, mecliste bürokrasi olarak önlemler alın. Eğer vatandaşlar bu kurallara uymazsa pandemide vaka hızlıca artıyor, hemen yükselebiliyor. Biz bunu en başta yaşadık. Daha sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamaları getirerek vatandaşların sosyal mesafelerine dikkat çekmek istedi. Öncelikle burada süreç nasıl başladı? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Mart ayı gibi Türkiye'de ilk vakanın ardından bir aylık sürede sosyal izolasyonun azami şekilde sağlanmasına dikkat ettik biz burada. Tedbirler, ekonomik ve sosyal yardımlar çok önemli. Zaman kaybetmeden bunların hayata geçirilmesi çok önemliydi. Türkiye olarak biz bu süreci çok hızlı yürüttük Azerbaycan gibi. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 65 yaş üstüne dışarı çıkmamaları gerektiğini ve sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Ardından kısa bir süre sonra 22 yaş altı gençlerin de sokağa çıkması yasaklandı. Neden diyeceksiniz? Bu çok önemli. 22 yaş genç oldukları için bu virüsü çok hızlı şekilde diğer insanlara bulaştırabiliyor. Biz bu yaş grubuna süper taşıyıcı diyoruz ve bu grup bu korona hastalığını ayakta geçirebiliyor. Ama diğer yaş gruplarına çok hızlı bulaştırabildiği için Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu bilim kurulu üyeleri ve profesörler 22 yaş altına da evde kalmalarını mecbur kılacak kurallar getirdi ve böylelikle Mart ayında Türkiye'de seferberlik başladı. Salgının önünü kesebilmek için de günlük 30 bin kişiye test yapıldı, korona testi. Her gün 30 bin kişiye korona testi yapıldı ve ilk vakada kayıp bir kişiydi sadece ölüm. Ama bu hızlıca artmaya devam ediyordu. Ne yapılabilirdi bunun için? Sokağa çıkma kısıtlamaları uzatıldı. Sadece hafta sonları yapılan kısıtlamalar bu sefer haftada 3-4 güne yayıldı. Ve gün ilerledikçe vakalar artıyordu. Biz test sayılarını arttırdık bu arada. 25 Mart yani Mart'ın sonlarına geldiğinde 5000 vakanın üzerine çıktı. Ve biz insanlara şunu söyledik. Maskesiz dışarı çıkmayın. Maske mecburi. Eller sürekli dezenfekte edilecek, eller yıkanacak ve maske mecburi olacak. Evde karantinada kaldığınız sürece maske takmayabilirsiniz ama sokağa çıktığınızda maskeler mecburen takılacak ve takmayanlara da para cezası getirdik ki caydırıcı olması için bunun. Nisan gibi bu %1,5 olarak seyretti. Yani düşmeye başladı yavaş yavaş. Ve iyileşen hasta sayısında da bir artış görüldü ama test de tabii ki artıyordu. Çünkü bu 14 günlük bir sürede belli oluyor. Ve bir ay içerisinde toplamda 300 bine yakın kişiye test yapıldı Türkiye'de. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara, Antalya bu bölgelerde 300 bin kişiye test yapıldı. Ölüm oranları arttı evet bütün ülkelerdeki gibi ama
bunlar dediğimiz gibi kronik hastalıkları olanlardı. Sultan Bey siz de söylediniz. Kronik hastalıkları olanlar evlerinden çıkmamalı. Genç ya da yaşlı fark etmiyor. Biz Türkiye'de buna çok önem gösterdik. Ve sokağa çıkıp kısıtlamaları olduğu günlerde marketler ve fırınlar açık Türkiye'de. Marketler ve fırınlar açık oluyordu. Dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanlar bize yeni normallerimizi açıkladılar. Yeni normallerimizden kastımız eskisi gibi rahat bir hayat yaşayamayacağız. Yeni normallerimiz var şu anda Türkiye'de. 1,5 metre mesafeli olacak herkes birbirine sokakta da İstanbul'da da. Ve 1 Temmuz itibariyle de burada düğün salonları, işte sinemalar, tiyatrolar açılacak. Ama şu anda ölü sayımız 18'e indi. Yani 18 kişiydi dün Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca'nın açıklamalarından sonra 18 kişi vefat etti. Yani bu oran düşüyor. Test sayıları artıyor ama oranımız düşüyor. Ama yine de biz şuna dikkat ediyoruz. Sosyal mesafe her zaman olacak. Yeni normallerimizle yaşarken maskelerimizi her zaman takacağız dışarıda ve home office sistemine geçtik. Artık bütün çalışanlar evlerinden çalışıyor. Düzenli olarak çalışmaya devam ediyorlar. Gazeteci olarak bizim yaptığımız gibi yine yayınlar sadece çekimler için stüdyoya gidiyoruz. Bunun dışında normalimiz, bizim normalimiz olan tedbirlerimiz oldu. Yani artık bizim normallerimiz bunlarla yaşamayı öğrenmek. Şu anda da dışarıda mesela bugün herkes var yine dışarı çıkıyorlar. Ama herkes maskeli, eldivenli veya eller sürekli yıkanacak. Belirli yerlerde maske takmayanlara ceza uygulanıyor. Caydırıcı cezalar uygulanmalı bunu yenebilmemiz için. Biz 3 aylık süreçte aynı zamanda sadece Türkiye başka ülkelere de yardımlar gönderdi. Başta Amerika olmak üzere, İngiltere olmak üzere buralara da maske yardımları gönderdik. Türkiye olarak sağlık turizminde tedavi olmak için buraya gelen hastaların sayısı arttı. Mesela İsveç'te yaşayan COVID hastası bir Türk, İsveç hükümeti tarafından evinde bırakıldı ve ona hiçbir şekilde tedavi uygulanmadı ve bu ölüme terk edildi. Biz Türkiye olarak ne yaptık? İsveç'te yaşayan vatandaşımızı özel helikopterle Türkiye'ye getirdik. Burada bakımlarını üstlendik. Yine başka ülkelerden de bize yardım konusunda talepler oldu Türkiye'ye. Ve biz bu ülkelere de yardımda bulunduk hepsine. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca bu süreci çok iyi şekilde yönettiler. Vatandaşlardan kurallara uymayanlar da vardı. İşte dediğim gibi bu kısım çok önemli. Tekrar etmek istiyorum. Bizi dinleyen genç arkadaşlarımız, sizler de burada duyuyorsunuz bizi. Lütfen özellikle gençler süper taşıyıcı olabiliyor. Siz gençler olarak hasta olmayabilirsiniz. Bu hastalığı taşımayabilirsiniz ama süper taşıyıcı olabilirsiniz. Bu yüzden biz maske takmak zorundayız. Buna dikkat edin. İki kişi veya üç kişi dışında çok büyük gruplar halinde gezmemeye de özen gösterin arkadaşlar. Evlerde de olsa buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü evlerde hepimizin annesi, babası, dedeleri var. Bunların sağlığı için de dikkat etmemiz gerekiyor. Peki şimdi 65 yaş üstü Türkiye'de sokağa çıkabilecek mi? Hemen onu da söyleyeyim. Dün Sağlık Bakanımız bir açıklama yaptı ve bundan böyle azaldığı için hasta sayımız 65 yaş üstü haftada her gün saat sabah 10 ile akşam 20 arasında dışarı çıkabilecek burada. Ve 15 yaş altı da artık yavaş yavaş çıkmaya başlıyor ama yeni normallerle. Dediğim gibi lokanta, kafeler 22'ye kadar açık olabilecek, 22'de kapanacak. Sinema, tiyatrolar da Temmuz gibi açılacak eğer koronada Türkiye'deki bu rakamlar iyice düşerse. Ve en merak edilen şey, peki mesela ben Azerbaycan'a gelmek istiyorum. Gelebilir miyim? Uçuşlar şu an için sadece iç hatlarda arkadaşlar, yoğun olarak açık. Veya siz Türkiye'ye gelmek istiyorsanız şu anda uçuşlar kısıtlı. Türk Hava Yolları sayılı uçuş yapıyor. Yavaş yavaş açıyorlar. Yavaş yavaş normalleşme devam ediyor Nagif Bey burada.